Tüm bunlar olurken Amerikan Kongresi'nin Netanyahu'yu konuşmaya davet etmesi ise maalesef tam zıttı bir yönde hareket edildiğini göstermektedir. Burada hep beraber göreceğiz ki birçok kişi kalkacak bu kadar katliama imza atmış olan Netanyahu'yu konuşması sırasında ayakta alkışlayacak. Aslında orada yapılan her ayakta alkışlamanın insanlık değerleri üzerinde bir tepinme anlamına geldiğini, insanlık değerlerini ayaklar altına almak anlamına geldiğini bütün dünya görecek. Netanyahu'nun konuşmasına yapılan bu konuşmanın zaten gerçekleşmesi başlı başına bir ahlaki problemdir, bir siyasi problemdir, bir uluslararası değer problemidir. Ama bunun yanı sıra da ona verilen her destek, yapılan her alkış, ayağa kalkarak ortaya koyulan her desteğin de insanlık değerlerini ayaklar altına almak olduğu nettir. Kıbrıs'ımızın, Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Tabii bir kere daha Yunan Savunma Bakanlığı'nın eş zamanlı olarak yaptığı açıklamalar Barış Harekatı'nın arkasındaki değerlere nasıl bundan sonra da güçlü bir şekilde sahip çıkmamız gerektiğini göstermektedir. Yunan Savunma Bakanı aynı saldırganlıkla geçmişteki söylemleri tekrar etmiştir. Bütün bunlar karşısında Barış Harekatı aslında Kıbrıs Türklerini koruduğu gibi oradaki Rumları da bu çetelerin elinden kurtaran bir sonuç doğurmuştur. Gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün mümkün olmadığını artık bütün dünya görmektedir. Zaten Yunan Savunma Bakanı'nın açıklaması da federal çözüm yönünde herhangi bir iradelerinin olmadığını, bütün bir Kıbrıs'ı yutmak istediklerini göstermektedir. Ama bu hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Değerli arkadaşlarım, MYK'nın ve MKYK'nın her zaman gündemimizde olan konusu deprem yaralarıdır. 10 ilimizi aynı anda vuran 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1,5 yıl geçti. Şimdiye kadar 76 binden fazla afet konutu hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, yıl sonuna kadar inşallah 200 bini bu rakam bulacak ve bir sonraki senenin sonunda da tamamını 2025 senesi bitmeden inşallah vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bu sebeple deprem bölgesindeki vatandaşlarımız şunu bilsinler ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, gündem ne kadar yoğun olursa olsun sürekli olarak onların konuları bizim gündemimizdedir ve takibimizdedir. Tabii ekonomik programın işleyişiyle ilgili olarak siyaset kurumu olarak bunu yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir kredi derecelendirme kuruluşunun notumuzu iki kademe birden artırması, görünümü pozitif olarak koruması, enflasyon ve iş talepte ılımlılaşma başlamasıyla gelecek aylarda ve 2025'te enflasyonist baskıların azalacağına dair tespitleri programın doğru bir şekilde işlediğini göstermektedir. Burada bizim bütün bu programa olan siyasi desteğimiz en güçlü şekilde devam ederken şunun da bilinmesini isteriz ki programın hayata geçmesiyle, programın mevzi kazanmasıyla birlikte vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, emeklimizin, işçimizin, asgari ücretlimizin yanında daha çok bulunma, daha çok onlarla ilgili olarak daha ileri adımlara imza atma şeklindeki yaklaşımımız orta vadeli programın ilerlemesine bağlı olarak muhakkak surette gündemimizdeki en baş yerini korumaya devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz Ağustos ayı içerisinde partimizin kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye'de her türlü vesayete karşı sivil siyasetin üstünlüğünü savunmak üzere Cumhuriyetimizin demokrasiyle taşlanmasını gerçekleştirmek üzere ilerici ve devrimci adımlara imza attığımız bunca yıldan sonra halen aynı ruhu koruyarak Türkiye'yi daha ileriye taşımak şeklinde bu kuruluş yıl dönümümüzde de ahdimizi tazeleyeceğiz. Ötenazi ifadesinin düzeltilmesi ve veterinerlikle ilgili yasaya atıf yapılması ile ilgili bir düzenleme söz konusu. Burada esas mesele, yani bu ortada bir problem yok da biz bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz.
insanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor, yaşlılar saldırıya uğruyor, sokaklarda bir durum var. Yani burada bunu böyle yine her zaman söylediğim, insan bu kainatta tek başına yaşamıyor. Doğada bir sürü varlıkla beraber yaşıyor. Bitkilerle beraber yaşıyoruz, hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Tabii ki doğada bu dünyayı, bu kainatı paylaştığımız bütün canlılara da hürmet ve saygı göstermek durumundayız. Buradaki temel amaç, bakın tekrar dün de bir görüntü gerçekleşti. Bir hanımefendiye sokak köpeklerinin saldırısı söz konusu oldu. Ondan evvel biliyorsunuz birçok çocukla ilgili bu saldırılar söz konusu oldu. Arzu ettiğimiz şey bu manzaraları sokaklarımızda görmemektir. Ama bunun böyle bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir. Orada, o yasada bir sürü kademelendirme koyulmuş. Ve o kademelendirme çerçevesinde sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü mekanizma var, bir sürü kademe var, büyük bir eylem planı var. En sonunda herhangi bir şekilde hastalık yayma tehlikesi olan ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili olarak bu düzenleme söz konusu. Esasında bu insanımızı koruma konusunda, çocuklarımızı koruma konusunda, bu yaşlı insanlarımızı koruma konusunda yüksek bir irade, bir kararlılık olduğu gibi aynı zamanda da bu hayatı paylaştığımız hayvanları koruma konusunda da bir iradedir. Bunu böyle bir ucundan tutup başka yerlere doğru götürmenin bir şeyi yoktur. Yani biz şunda net bir tutum takınmalıyız. Herhangi bir şekilde sokaklarda çocuklarımızın, yaşlı insanlarımızın bu saldırılara uğramasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İnsanların okula gidemiyoruz, biz camiye gidemiyoruz, saldırıya uğruyoruz, tarlaya gidemiyoruz gibisinden. Yani bunu sadece şehir merkezlerinde gördüğümüz bölgelerdeki gibi düşünmeyin. Bunu asla kabul edemeyiz. Bunun ötesinde de bunu bir katliam yasası gibi sunmak da son derece yanlıştır. Bizim siyasetimizin gerisindeki, temelindeki, eksenindeki değerlerin esası bütün varoluşa saygı, bütün varoluşa, bütün varlıklara bir merhametle yaklaşma şeklindedir. Herhangi bir şekilde bu değerlerden vazgeçtiğimizi de kimse iddia etmesin. Sonuçta bahsettiğiniz o kelimenin değiştirilmesi, veteriner kanununa atıf yapılması da gördüğünüz gibi bizim burada ortak akılla bir meseleyi çözmek istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Bir mutabakat oluşturmak istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Burada aslında hem insanımızı koruyan, çocukları, kadınları, yaşlıları koruyan bir işe imza attığımız gibi aynı zamanda da bu hayvanları güvensiz ortamlardan koruyan bir düzenlemeye imza atıyoruz. Netice itibariyle sokaklarımızın güvenli hale gelmesidir arzumuz. Bu yasanın da amacı budur değerli arkadaşlar. Onun ötesinde bu bahsettiğiniz son derece üzücü buluyorum. Bu böyle işte yani şöyle hesap sorarız, böyle işte sokağa dökülürüz, şöyle yaparız. Tabii ki demokratik protesto hakkı başımızın üzerinde yeri vardır. Şiddete başvurmamak koşuluyla vatandaşlarımızın demokratik protesto hakkına yüksek bir saygıyla yaklaşırız.